Sevgili izleyiciler günaydın. İkinci sayfadan neşemiz keyfimiz yerinde. İnşallah bu enerji ekrandan size de geçsin. Siz de öyle olun. Günaydın efendim. Bugün ben buradan direkt böyle sahneye çıkacağım. Evet. Şarkılarımı söyleyeceğim. Performansımı sergiledikten sonra da evime gideceğim. Tam o saç bakar mısın tamam. Allah aşkına? Tamam o saç, ha? O küpeler ama sahneye çıkacak olan böyle... Bu böyle olmadı. Bu olmadı. Tişörtüm olmadı. Tişörtüm olmadı. Bugün Ayşe Hatun Önal'la açmak istedik. Gerçekten evet, onu çok özledik. Müge'cim sen de biliyorsun annesinin vefatı sonrası kendini annesi, geriye babası çıktı. Ailesinin yanında zaten kardeşleriyle, dört kardeşi var. 1999 Türkiye güzeli olarak hayatımıza girdi. Güzel bir kadın. Sadece güzel olarak kalmadı, sesini de göstermek istedi. Sana şöyle özledik söyleyeyim. Reji de bizimle aynı fikirde. Kendini geri çekmeseydi şu an birçok isim yoktu. Bir üç kişi yoktu dedik. O üç kişi yoktu dedik şimdi isimlerini. İyi şarkının kokusunu hemen alır. Kesinlikle ama Ayşe de bu üzüntüleri geçirmeden önceki vakitte çok böyle hırslı, çok aman çalışkan olayım her sene bir şey çıkıyor. Yok keyfi. Öyle keyfi aynen öyle. Keyfi olunca daha güzel işler çıkıyor yalnız. Eline ayağına geliyor tabii ki. Şimdi efendim dumanın üzerinde sıcak bir haberle başlayalım. Dün akşam GQ dergisinin partisi vardı. Ünlü isimler akın etti. Kimler vardı? Ahu Yatu'dan Dilan Çiçekdeniz'e, Oktay Kaynarca'dan Serkan Çayoğlu'na. Herkes orada izleyelim. Bak Hande Doğan Demir senin ceketinden girmiş. Benim ceketten mi girmiş? Ama içi değişik. Evet içi konsept farklı olmuş. İzleyelim. En sonunda bir dava vardı. Davanın son durumunda kararlar verildi. Evet. Söylemek istersiniz davayla ilgili. Davayla ilgili ben konuşmuyorum. Dava süreci devam ediyor çünkü. O konuyla ilgili konuşmayacağım. Emmi sürecinde mi peki şu anda tekrardan? Emmi sürecinde değildir. Peki çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Hoşçakalın. Bebeğim sağ olun. Teşekkürler siz. Sağ olun biz deyiz. Eğleniyoruz sizi. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Ne söyleyelim? Mutluyuz, huzurluyuz. Ha, mutluyuz, huzurluyuz. Her şey çok yolunda. Çok şükür nazar değmesin. Abi keyfimiz yerinde. Süper. Siz neler söyleyeceksiniz? Abi süper. Her şey harika gidiyor yani. Olabileceği gibi. Nasıl tanıştınız? Birazcık bilmeyenler vardır aslında. Oraya da birazcık detay vermek istiyorsunuz. Hiç gerek yok onlara girmeye. Çok uzun hikaye. Nereye girelim? Bugün an uzun seçin hikaye. Seçin bizi oraya doğru. Hiç gireceğinde hiçbir evet, konum yok biliyor musun maalesef? Ne yapıyorsunuz onun dışında? Ne yapalım hiç işte bir iki sezona belki bir dizide olacağım inşallah. Daha onaylamadık ona bakıyoruz. Onun dışında bir iki dijital film ve diziler var. Onları da bakıyoruz ama kesin hiçbir şeyimiz yok. O kadar teşekkürler. Seni her gördüğünde daha çok şık görüyorum, daha çok kilo vermiş görüyorum. Bugün de ayrı bir güzelsin bu arada. Birazcık da kıyafetin etkisi. O daha çok kilo vermedim, vermeyeceğim, veremiyorum artık ben de insanım. Ama böyle bir hoş olalım dedik bu gece için. Burak'cığım sen konuş. Aşkım aşağıda ben konuşayım. Sen yani keyifli bir gece. Gerçekten çok seviyoruz zaten. Nasıl geçti tatil o zaman? Aslanım söz size. Yani... biraz böyle çanak çömlek yaptık aslında biz biraz. Burak'ın yeteneklerinden biraz şey feragat ettik. Gerçekten keyifliydi. Sevgilim bayağı böyle seramik yapıyormuş. Haberimiz yokmuş. Çok keyifli bir tatildi. Biraz kum toprak. Pek benim tarzım değil ama biraz eğlenmedim diyemem yani. Eğlenceliydi değil mi? Valla ben de setten çıkıp geldim zaten. Neyse ki sonunda Barış'ın da boş günüydü. Onu da kaptık yani. Görüşemiyoruz çünkü aynı evin içinde. Mükemmel giden bir birlikteliğiniz var gerçekten. Gözlerimiz olur. Nazarlardan saklasın diyelim de son durum ne peki? Her şey yolunda. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Görüşürüz. Valla şu an sadece set var. Birkaç gün boşluğum oldu. Ben de tek başıma tatile gittim. Böyle biraz kafa dinleyeyim. Bir daha çünkü öyle bir fırsatım olmayacak diye. Onun dışında valla işte aileme ayırabiliyorsam vakit ayırıyorum. Köpeğime ayırıyorum. Onun dışında da setteyim açıkçası. Yazında çalıştım. Tek başına tatil peki sıkıcı olmadı mı? Yoksa daha mı iyi geldi size yalnız başına? Ben acayip seviyorum. Hep yapıyorum bunu genelde. Çok hoşuma gidiyor. Güzel oluyor. Kafa dinliyorum. Bir şeyler okuyorum. 2-3 gün zaten insan kendiyle vakit geçirebilir bence. Güzel bir zaman iyi geldi bana da. İlk kez kapak oldunuz efendim ya da olacaksınız daha doğrusu. Ben kapak olmayı çok sevmiyorum. Kapak yapmayı seviyorum. Neler değişti peki?
İtalya'dan sonra İstanbul'daki hayatınız? Ya çok bir şey değişmedi. Ya zaten oturmuş güzel bir ilişkimiz var. Aynen öyle devam ediyor. Yani çok bir şey değişti yok yani. Ahuya Tuğ'yla başladı gecenin ünlülerle yapılan röportajlarında. Ahu Tuğba'ya arkadaşlarımız... Ahuya Tuğ. Ahuya Tuğ'ya arkadaşlarımız hiç hoşlanmadığı bir soruyu sordu. Nafaka davanız ne durumda? Çünkü 10 yaşındaki oğulları Kemal'in aylık masrafları için 10 bin dolar şu an ne kadar? 180 bin TL'ye yakın para istiyor ama Cem Yılmaz buna itiraz etti ve nafakanın 70 bin TL'ye düşürülmesini istedi. En son öyleydi. En son, hala buna evet, da bu karara da itiraz ediyor. Var. Dava hala sürüyor. Şunu ya, merak ediyorum. Acaba şu, araları nasıl? Araları nasıl? Ve ya eskiden çok iyi anlaşıyorlardı. Kemal için buluşuyorlardı. Yemeklere evet, çıkıyorlardı. Tatilde bile şimdi araları nasıl? 10 yaşında bir evlatları var. 1 yıl 3 ay evli kaldılar. Ahu Yatun'un istediği aylık nafaka Türk parasına çevirirseniz 180 bin TL ama doların sürekli yükselmesiyle 10 bin dolar yarın öbür gün 200-250 alacak yürüyecek. Ve de dediğin gibi çok kaç fazla ay süren para, bir evlilik. Evet. Aslı Bekiroğlu'yla da devam edelim. Aslı Bekiroğlu'nu görünce Müge aklıma artık benim bir Barış Akarsu gelmeye başladı. Benim de ya, aynı şeyi düşündüm. 2007 yılında aynı, trafik kazasında hayatını kaybetti. Hayatı beyaz perdeye aktarılıyor ve filmde de Aslı Bekiroğlu Riger alacaktı. Barış Akarsu'nun sevgilisini canlandıracaktı. Ki ayaküstü verdiği bir röportaja kadar durum böyleydi. O röportajda muhabir arkadaşlar Aslı Bekiroğlu'na Barış Akarsu'yu sorduğunda ne diyeyim arkadaşlar başı sağ olsun gibi saçma sapan bir gafa imza attı. Bir de ha 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 değil mi? Evet, bir de gülüyordu tabii. Hı. Özür metinleri yayınladı falan ama yapımcı asla geri adım atmadı. Kadro dışı kalınca da kendi ayrılmış gibi bir açıklama daha yapmak durumunda kaldı. Ama baktığım zaman hep aklıma artık o görüntü geliyor. Evet, çünkü... Yani ha 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 ne diyeyim arkadaşlar başı sağ olsun. Evet, belli başlı şeyleri insan hiç unutamıyor. Özellikle toplum tarafından böyle çok kabul görmüş, sevgi ve saygıyla anılan sanatçıların, insanların, çeşitli meslek grubundaki kişilere yapılan bu tür tavırlardan sonra zaten sosyal medya bildiğince başlıyor. Sonra bir süre unutamıyorsunuz. Aslı bunu ne zaman unutturabilir? Ancak böyle yeri göğü inletecek bir çalışma imza atacak. O da nasıl? Kolay değil bu zamanda. Yanında da sevgilisi Taykun'du yanılmıyorsam ismi. DJ sevgilisi var. Taykun da daha ilişkilerinin daha birinci ayında koluna dövme yaptırdı biliyorsun değil mi? Yok bilmiyordum. Adının Taykun olduğunu bilmiyordum. Taykun olduğunu da bilmiyordum. Öyle bakıyorum şu anda. Aslı'ya kızlar dair bir bu aralar şey hep DJ'lere gidiyorlar. Evet, evet doğru söylüyorsun. Başka kimler gençlik vardı? Gençlik heyecanı. Deniz Baysal çok güzel gözüküyor. Çok güzel. Deniz Baysal'a bayıldık gerçekten. Çok güzel bir kız. Dilan Çiçek Deniz'le ilgili de aklıma şu geldi. Şimdi Thor'dan evlenme teklifi aldı. İzlandalı yönetmen aşkı Thor'dan evlenme teklifi aldı. Bugün evleniyoruz, yarın evleniyoruz filan dedi. Ertelediler. Ben sana söyleyeyim o iş yaş. Artık bu saatten sonra biraz zor. Biraz öyle düşünmeye başladım. Şunu merak ediyorum. Çift birbirini seviyorsa, bazı çiftler var işte düğün yeri alamadık, davetlilerin gelmesiyle ilgili tarihte sorunlar var, gelinliğim yetişmedi, çok yoğun çalışıyoruz, ikimizin de setleri var. Bu yüzden ertelenen düğünlerin nedeninin temelde başka bir şey olduğunu düşünüyorum. Başka, tabii. İki kişi birbirini çok seviyorsa, evlilik yüreklerinde, zihinlerinde varsa ne yaparsın, yaparsın şuradan çıkıp Şişli, imzayı atarsın. Beşiktaş Belediyesi imzayı atarsın, gerekirse düğünü daveti atarsın, sonraya verirsin. Ne olacak artık o öyle ayrılmaya başladı. Önden nikah, sonradan düğün davet. Serkan Çayoğlu kime benzettik? Serkan Çayoğlu'na. Kaan Urgancıoğlu. Kaan Urgancıoğlu. Evet. Bilmiyorum biz mi benzettik? Vallahi bir göz doktoruna mı görünelim bilemedim ama yok, ben benzettim. De. Özellikle şu burun kısmı falan çok göz benziyor. Göz kısmı da benziyor. Evet gözler de benziyor. Sadece Kaan Urgancıoğlu biraz daha zayıf, biraz daha kemikli. Evet. Yani daha kemikli. Sonradan zayıfladı zaten.